Bu tabii yanlış bir ifade. Benim bir arkadaşım var, kız arkadaşım var diyor. Kız arkadaşı diye bir ifade olmaz. Açık söyleyeyim yani. Baştan söylemek lazım. Evlenmeyi düşündüğüm biri var olabilir. Yani benim evlenmeyi düşündüğüm ne yapar? Biri var diye olabilir. İşte bir, zaten söylüyor devamında. Diyor ki hocam diyor bir yıldan beri ne yapıyoruz diyor. Sen söyle takip ediyoruz birbirimizi diyor. Ciddiyiz diyor. Evet. Yalnız diyor maddi durumumuz diyor sıkıntılı diyor evlenemiyoruz. Gayrimeşru bir ilişkidir diyor. Kendi ifadesiyle söylüyor zaten. Evet kendi gayrimeşru bir ilişkidir biliyorum ama bunun hükmü nedir? Ne yapsak daha hayırlı olur bizim için? Şimdi normal şartlarda bu konuda biraz şöyle bir ufak aydınlama yapayım. Telefon açıyorsunuz galiba ama telefonlara bakamadığımızı söyleyeyim baştan. Şimdi normalde bir erkeğin veya bir kızın bir erkeğin kız arkadaşı olabilir mi? Olmaz. Bir kızın erkek arkadaşı olabilir mi? Olmaz. Olmaz yani. E ne olur? Ne olur söylüyorum. Evlenmeye niyet etmiş olduğu insan olur. Evlenmeye niyet etmiş olduğu insan olur. Ve bu evlenmeye niyet etmiş olduğu insanla da ama söz, ama nişan, ama nikahla beraber ne yapar? Yoluna devam eder. Yoksa kalkıp da gayrimeşru bir ilişki, yani nikahsız bir ilişkiye asla müsaade yok. Ama hocam biz ciddiyiz. Ciddiysen ciddiliğini ortaya koyacaksın. E nasıl ortaya koyacağız hocam? İşte madde canlı yok. Evlerine Allah yardım eder. Bu birincisi. Nasıl ortaya koyacaksın? İşte sözü yapacaksın. Bak nişanı da yapacaksın. En nedir zaten nişan yaptığın zaman iki ailede bunu kabul etmiş demektir. Nikah da yaparsın. Bak bu iş ciddiye binmiştir yani. Ama yoksa kalkıp da yok benim arkadaşım var, kız arkadaşım var, erkek arkadaşım var, bilmem ne var. Yani bir kızın kalkıp da erkek arkadaşım var veya bir erkeğin kız arkadaşım var. Onunla işte biz hayatımızı sürdüreceğiz, bakacağız, edeceğiz filan falan. Ondan sonra anlaşabilirsek işte denklemeler geliyorsa bilme. Ya bırakın bu işleri ya. Bırak bu işleri ya. Sen gerçekten saf bir şekilde, samimi bir şekilde Allah'a güvenerek Allah'ın razı olduğu bir istikamette bu işi yaparsan aranızdaki sevgiyi Allah koyacak. Allah seyecealü lehumur rahman vuttâ. O sevgiyi ben kılacağım diyor. Yoksa onun yaptığı hareketler, senin yaptığın hareketler, şunlar bunlar filanlar veya maddeler şunlar bunlar sevgi koymuyor ortaya. Sevgiyi Allah koyuyor. O yüzden dolayı kesinlikle caiz olmayan bir şeyi asla müsaade olmayan bir şeyi ne yapmayacağız? Yapmayacağız, uzak duracağız. Yani o zaman bu kardeşlerimizin yapması gereken şey ne? Bu kardeşlerimizin yapması gereken şey kesinlikle işi ciddiyete ortaya koyup yani birbirini gerçekten nikahlı bir şekilde takip etmeleri lazım. Rabbim başarmayı nasip etsin.